Ay Cem geldi mi? Ha, yukarıda toplantıdaydı şekerim. Ay yok, rimel sürmeyi unutmuşum. Versene şunu. Alabilirim değil mi? Aa, tabii tabii. Şimdi aklıma geldi. Aslı. Aslıcığım. Sen hala bu çocuktan hoşlanıyor musun? Hayır, hoşlanmıyorum. Ah ne güzel. Hastasıyım. Ölüyorum. Ay, o da öyle dedi. Çok enteresan. Ne? Ne dedi? Ben de hastayım dedi ama... bir kırıklık var dedi üstümde. Havalar değişiyor, o yüzden olsa gerek ama iyiyim dedi yani. Ay canım, kıyamam. Ayşe Su, biz doğru bir şey mi yaptık? Şşt! Ya kız sürünecek de aylarca ya. Unutur zamanla, genç daha Fatoş. Ama çocuk da bundan hoşlanıyor. Hoşlanıyor, havasını mı geçiyor ha? Bence herif çapkın. 3-5 gün gönlünü eğlendirecek, sonra buruşuk bir mendil gibi atacak bir kenara. Sonra ben de onun gırtlağını sıkacağım. Fatoş sus! Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ya bak Fatoş. Kız için küçük bir adım olabilir ama insanlık için büyük bir adım. Ya Cem de ciddi ciddi hoşlanıyorsa Aslı'dan. Yani farkındaysan geçen hafta Aslı'dan uzak dur dediğimizden beri çocuğun hiç keyfi yok. Ya Fatoş sen ne kadar safsın ya. Allah aşkına kızım, bunlar sosyetik adamlar. Ne malum teknesinde yarık olmadığı, ne malum golfte kaybetmediği, ne malum borsada hisselerinin düşmediği, bu yüzden arıza olmadı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sus otur yerine. Biz öyle dedik diye bu herif üzgün değil. Başka bir nedenden. Ben biliyorum ya. Allah Allah. Şesu biz ne yaptık biz? Biz yoksa sevenlerin arasına mı girdik? Fatoş ya. Sen ne kadar böyle yumuşak, cıvık cıvık biri çıktın ya. Ya bir dur yerinde ya, bir dur ya. Şesu en azından geçen hafta Aslı'yı yemeğe davet ettiğini söyleyelim. Ay vallahi söylemezsem içim şişer. Bravo sana yani. Ben bunu senden beklemezdim. Buyur kapı burada, git söyle, her şey de burada bilsin. Buyur buyur git. Aa! Ay ne yapayım ayol? Ben aşk kadınıyım. Buyur, aşk kadını. Aslı'cığım, geçen hafta Cem bize Aslı yemeğe çıkarsan mı gibilerinden bir şey söyledi. Bir anlamı olabilirdi, olmayabilirdi. Ben sana söylemiş olayım, hadi hoşça kal. Bir dakika, vallahi Aslı'cığım bu kadar, başka bir şey söylemedi çocuk. Aa, Allah'ım ya, bak Fatoş, Fatoş'cığım çok iyi düşün, konsantre ol, o ana geri dön. Çıkma, beğenme, hoşlanma kelimelerinden biri geçti mi konuşmanın içinde bak. Hayır Aslı'cığım, yemeğe çıkalım desem gelir mi dedi, o kadar. Merhaba. Cem merhaba. Merhaba. Cem, iki dakika vaktin var mı, gelebilir miyim? Benim biraz işim var ama. Hep iş hep iş ya, iki dakika geleceğim. İyi, ya. Önce geçmiş olsun, hafta sonu hastaymışsın. Ben mi? Neyse onu geçelim. Fatoş'a demişsin ki bir yemeğe çıkmak istesem Aslı gelir mi? Ben de şimdi cevap veriyorum. Evet, zevkle gelirim. Evet, ben bir yemek organizasyonu yapmak istiyorum. Böyle bütün ofisin katılacağı. Yani ne zamandan beri çalışıyoruz değil mi? Yorulduk da. Böyle bir yemeğe çıksak iyi olur. Ya Aslı da katılır mı dedim ben ona. Yani baş başa bir yemek kastetmemiştim. Ben onu anladım zaten. Ben de onun için sana geldim konuşmak için ki hani bütün ofis hep birlikte gidersek daha iyi olur. Çünkü öteki türlü hani bana torpil gibi olmasın diye. Demek ki doğru anladım ben de. Neyse, o zaman uygun bir zamanda bu organizasyonu yapalım. Tamam, yapalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Aslı. Böyle bir kız o herifle nasıl sözlenir ya? Ne oldu şekerim? Ya böyle baş başa yemek değilmiş Fatoş ya. Böyle ofis olarak hep birlikte çıkalım diyor. Görüyorsun değil mi Fatoş bu adamın ne kadar dallama olduğunu? Ya bu kızla oynuyor ya, bir dediği bir dediğini tutmuyor. Bir entrika bir şey. Ben bu çocuğu döverim. Sen çok haklıymışsın. Ben ne yaptım? Ne yaptım? Ah, ah, ah.
Aşk kadını. Aşk kadını. Allah Allah. Fatoş. Ha canım. Ben çok önemli bir karar verdim. Oh! En sonunda. Bırakma işin peşini şekerim. Ben sana zaten... Gidip seninle açık açık konuşacağım. Ben senden hoşlanıyorum diyeceğim. Ne? Yani sıkıldım artık Fatoş ya. Ne bu böyle? Vallahi bütün dünyaya rezil olsam da gidip açık açık konuşacağım. Ne bu böyle? Bir iki ileri bir geri, bir oyunlar bilmem neler. Açık açık söyleyeceğim. Şey Aslı'cığım. Yani belki de onun hisleri seninkiler gibi değildir. Zannetmiyorum Fatoş ya. Ya. Bence onda da bir şeyler var. Fatoş. Hı. Aslı kaçta gelecek? Aslı, Şesu'yla bir işi vardı. İki civarında burada olur. Neden sordun? Merak etme Fatoş. Şu sponsorlu röportajlarla ilgili konuşacaktım kendisiyle. İş yani. Hı. Ay Cem bir dakika. Ya Cem bak. Hı. Aslı konusunda seni çok cesaretlendirmedik biliyorum ama... Yani anla bizi. Bizim de bazı şüphelerimiz vardı. Tamam ben gayet iyi anlıyorum. Yani Aslı'nın bu aralar kafası pek karışmasın istedik. Cem söyle ne olur çok kötü bir şey mi yaptık? Nasıl vicdan azabı çekiyorum anlatamam sana. Yani ben ne de olsa bir aşk kadınıyım. Yo. Gayet iyi düşünüp tam zamanında uyardınız beni. Endişelerinizde de haklısınız. Ya. Benim de söyleyecek başka bir şeyim yok. Hayır Cem mesela ya, bak şimdi... İş duygulara gelince Aslı'nın ne kadar hassas olduğunu senin de... Fatoş'cum bir şey söyleyebilir miyim? Ha? Bu konuyu kapatsak çünkü ben bu konuyu konuşmaktan çok fazla hoşlanmıyorum. Ya. Başarabiliriz değil mi bunu? Tabii. Ay ne olmuş buna böyle? Cem gelmiş. Evet geldi. O da seni sordu. Bu sponsorlu röportaj meselesini görüşecekmiş. Tabii kesin onu görüşecektir. Evet. Ya bugün ya hiç. Merhaba Cem. Merhaba Aslı. Benimle görüşmek istemişsin. Ama ben erken davrandım. Evet ya şu... Sponsorlu röportajlarla ilgili bir şey hazırlamıştım da onu bir görmeni istiyorum. Sponsorlu röportajları sonra konuşuruz. Ben seninle başka bir şey konuşmaya geldim. Dinliyorum. İstersen şimdi konuşmayalım. Ben seni bir içki içmeye dışarı çıkarayım. Dışarıda bir yerde konuşalım. Ben gelemem. Niye ya? İşlerim var. Peki yarın akşam? Yarın akşam da gelemem çünkü yine çalışıyorum. Oo, hep çalışma, hep çalışma. Bir içki içeceğiz ya. Hadi ben davet ediyorum bak, hadi. İyi, tamam. Bir içki içelim. Oh, süper, tamam. Yarın akşam 8'de. İyi, sen öyle diyorsan öyle olsun. Tamam, hadi görüşürüz. Cem, şu en soldaki ilerideki masa. Yalnız şimdi dur. Ben şimdi deyince hızlı hızlı yürüyeceğiz oraya, tamam mı? Şimdi. Keşke şöyle barda falan otursaydık ya. Yok yok, burası iyi. Yaprak'la Volkan, yani benim abim yemekte var ya, şimdi onları utandırmayalım. İlk defa çıktılar. Bir de Volkan bizi görmesin daha iyi. Neden? Yani onunla böyle bir tatsızlık çıkarabilecek bir potansiyel oluyor bazen. Ortalığı karıştırabilir. Şimdi seni sorguya çekebilir falan. Niye sorguya çeksin ki? Ya o öyledir. Öyle sert bir arkadaş. Maçoların sonuncusu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapacağım. Onun için yazılardaki kadar düzgün ifade edemeyebilirim kendimi. Sen bizim dergiye geldiğinden beri... Cem bence
Biz bunu çok daha önce yapmalıydık ama hep teğet geçtik değil mi? Birlikte içki içmekten bahsediyorsan doğru. Ben zaten dergideki arkadaşlarla böyle bir organizasyon yapmayı düşünüyorum. Yani herkesin katılacağı, hep birlikte böyle arkadaşla eğlenebileceğimiz. Cem işte ben bunu anlamıyorum ya. İki ileri bir geri sürekli. Nereye ileri geri? E sen bana söyle. Bu konuları konuşmamak daha iyi olur aslında yani. Bence değil, tam tersi konuşalım çünkü oyun oynadıkça hiçbir yere varamıyoruz. Nereye varacağız ki aslında? Cem, hiç umurumda değil. Ben kesin kararlıyım. Bu akşam ne hissettiğimi söyleyeceğim. Çünkü bana kalırsa sen de aynı şekilde bana... Bak Aslı, bir dakika izin verirsen ben bir şey söyleyeyim, tamam mı? Ben zaten bu konularda biraz kafası karışık biriyim. Ben ne istediğimi de bilmem. Kadınları üzerim. Ya, ilişkilerim de hep zaten bu yüzden biter benim. He yani? Aslı bak, davet ettim, bir içki içelim dedin. Geldik, içkimizi içeceğiz, güzelce sohbet edeceğiz. Sonra da ben gideceğim izin verirsen. Söyle bakalım en son hangi filme gittin? Cem işte ben bunu anlamıyorum. Aslı bak, suyla ne kadar kısa sürdü sen de biliyorsun. Ben adam olmam ki. Hadi konuşmayalım artık bu konuları. Ya hayır Cem, sen söylemiştin bana hayatta hiç risk almıyorsun. Hep kontrol nereye kadar, kendini biraz hayatın akışına bırak falan diye. Tamam işte ben de kendimi hayatın akışına bırakıyorum. Gözümü kararttım, risk alıyorum, o da benim riskim. O zaman durum farklıydı ama. Neden farklıydı? Ne değişti ki? Ya Cem ben de dün doğmadım. Senin de bir şeyler hissettiğini görüyorum. Ben sana karşı bir şey hissetmiyorum Aslı. Hissetmiyorsun. Sana karşı hiç öyle duygularım olmadı benim. Olacağını da zannetmiyorum. Ben tamamen yanlış anladım yani, öyle mi? Ben kadınlara kur yaparım Aslı. Onların hepsiyle flört eder gibi konuşurum. Tarzım benim böyle. Anladım. Ya zaten sen yakında evlenirsin. Çocuk mucuk yaparsın. Biz de tekrar seninle arkadaş oluruz. Allah'ım niye herkesin derdi beni evlendirmek? Ben de bunu anlamıyorum. Derdi de bu ana oturup güleriz ha. Ben çok güleceğim. Emin ol. Aslı, ben kimsenin kalbi kırılsın istemiyorum. Tamam Cem, anladım. Hayatımda kendimi hiç bu kadar berbat hissetmedim. Hadi Aslı yapma, üzme kendini. Tamam Cem. İyi oldu, içki içmiş olduk. Allah'ım ne salağım ya. Of. Çok gülüyorum kendime. Benim gitmem lazım zaten, çok geç oldu. Ben seni bırakayım. Yok. Yakın zaten, ben yürürüm. Hallederim. Bırakırım Cem'in, sorun olmaz. Hayır Cem, bırakma. Volkanlar burada, onlarla gideceğim zaten. Ben biraz daha otururum o zaman burada. Tabii. Eğlen, kızlar mızlar. Hadi ben kalktım o zaman. Evet, alas mı aldık? Görüşürüz. Bay bay.